Papa'ya sunulan o mektupta dinler arası diyalogdan neyin anlaşıldığını, neyin hedeflendiğini ortaya koyduktan sonra Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey, Allah ömrüne nefesine bereketler ihsan etsin, Şirinevler'de bizi bir ofiste bir araya getirdi. Arkadaşlar da vardı. 98. Kanaat sahibi, cemaat önderi, hoca, hacı, hoca efendi neyse, Türkiye'de ne kadar varsa bunları ziyaret edeceksiniz. Bu tehlikeli süreci haber vereceksiniz. Bu dini gibi gözükse de esasında bu vatanın bölünmez bütünlüğünü hedef seçmiş, ülkeyi bölmeyi ana gaye edinmiş bir süreçtir. Bunu anlatacaksınız demişti bize. Benim de içinde bulunduğum çeşitli gruplar Türkiye'de adı sanı çeşitli hoca efendi lakaplarıyla tanınan kişileri ziyaret ettik. Ve şunu gördük. Bir kısmının olaydan hiç haberi yok. Bir kısmı veya birisi de bu kadar önemli bir hususu kendisine arz etmemize rağmen bize sorduğu soru şu olmuştur. Hocanızın sakalı var mı? Dinler arası diyalog nedir sorusuna Papa'ya sunulan mektuptan ben cevap vereyim. 1998'de bunu misyon olarak üstlendiğini ifade eden Fethullah Gülen'in mektubudur. Kimseyi töhmet altına almak, itham etmek gibi bir lüksümüz yoktur. Mektupta aynen geçen şeyi okuyorum. Mektup şöyle başlıyor. Pek muhterem Papa Cenapları. Cenap kelimesi Hazret demektir. Biz hiçbir zaman Allah'a şirk koşan bir insan için Hazret tabiri kullanmadık. Kitaplarımızda böyle bir şey yoktur. Ama o hitap tercih edilmiş. Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların dünyayı daha iyi yaşanabilir bir mekan kılma yolundaki kutsal misyonumuzu tam manasıyla bilen halkından size en içten selamları getirdik. Papa'ya bu söyleniyor. Sanırım içinizde Papa'ya en içten selam gönderen kimse yoktur. İkinci paragraf mektupta, Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bir daha söylüyorum. Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. Papalığın başlattığı bu misyonun tahakkuk edişini arzu ediyoruz. Fethullah Gülen söylüyor, ben söylemiyorum. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarınızı sunmak için size geldik. Üçüncü paragraf çok daha dehşettir. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur. Fethullah Gülen'in birilerinin size dünyayı Müslümanlaştırıyor diye yutturduğu kişinin Papa'ya sunduğu mektuptan okuyorum ben size. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası İslam'ın asırlarca ölçülen yanlış algılamasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktır. Bir Müslümanın asla ve kat'a eskilerin tabiriyle kullanmayacağı cümlelerdir bunlar. İslam asla yanlış anlaşılan bir din olmamıştır. Eksiklerimiz vardır belki ama iman noktasında zerre kadar bir yanlış anlama
yoktur Müslümanların dünyasında. Sonraki ifadelerde mektup devam ediyor. Ben vakit açısından hepsini okuyamayacağım. Sonraki çalışmalarda İslam'ın bu yanlış anlaşılan şey... 5 dakika diye yazmış yönetmen. Teşekkür ederim. Bu nedir İslam'ın yanlış anlaşılan yönleri? Papaya sunulan ya da papaya şikayettir buradaki. Fethullah Gülen'in diğer kitaplarında geçiyor. 1. Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri ve Hristiyanları azarlayan ayetler ya Hazreti Muhammed dönemindeki Yahudi ve Hristiyanlar içindir ya da Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberlerinin dönemindeki Yahudiler ve Hristiyanlar içindir. Fethullah Gülen'in sözüdür bu, benim değildir söz. Dolayısıyla günümüz Yahudi ve Hristiyanları için bunlar illa da geçerli olacak diye bir şey yoktur. Elimde dokümanlar var esasında. Bir hikaye uyduruyor Prizma diye bir kitabında. Bir zat bir yere vaaza gidiyor. Allah'ın varlığını anlatıyor, birliğini anlatıyor. Ne işleri varsa bu vaiz efendi soruyor. Öyle değil mi papaz efendi? Öyle değil mi haham efendi? Papaz efendi, haham efendi hepsi bir ağızdan amenna hoca efendi derlermiş. Kitaptan ben aldım. Sayfada veririm ben size. Bir başka gün İmam efendi Hazreti Muhammed'in faziletinden, büyüklüğünden, yüceliğinden bahsedecek olmuş. Papaz ve haham ayağa kalkmışlar. İfadeyi aynı kitabından okuyorum. Nihayet bir seferinde Hazreti Muhammed'den bahsedince haham da papaz da hoca efendi itikadımızı bozma diyerek itirazda bulunmuşlar. Prizma 2, Perspektif 35. sayfa, 34 ve 35. sayfa. Kalkıyor papaz ve haham, bir mizansendir bu, tiyatral bir oyundur. Haham ve papaz kalkıyor, hoca efendi itikadımızı bozma. Bunu kitabınıza alıyorsunuz. Demek istiyorsunuz ki Yahudinin ve Hristiyanın itikadı, inancı sağlamdır. Hazreti Muhammed'i anarak, öne çıkararak papazın ve hahamın itikadını bozmamamız lazım. Başka bir şey anlaşılmaz bundan. Oysa ki rahmet ve şefaat nebisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam döneminin en güçlü devleti olan bugünkü süper güçlere denk Bizans imparatoruna yazdığı mektupta seni Allah'ın birliğine ve Muhammed'in de onun Resulü olduğuna imana davet ediyorum. Düşünmüyor ki Resulullah, ben her akle bunu söylersem ya da diğer İslam'a davet mektuplarına bunu yazarsam her aklın itikadı bozulur diye. İslami ölçülerin hiçbirine bu mantık uymuyor. Ve bunu Sayın Gülen dinler arası diyalog sürecinde aynen şu şekilde bir daha ifade ediyor. La ilahe illallah dediyse kabuldür, Muhammedur Resulullah demesi şart değildir. Hepsinin kaynağı var ama bir ihtar daha gelmesin diye ben özetlemek istiyorum. Birkaç şey size göstermek istiyorum. Bu süreçte dinler arası diyaloğun hedefi doğrultusunda memlekette yüzlerce kilise restore edildi. Yüzlerce kilise yeniden inşa edildi. Binlerce ev kilisesi ehli kitabın hizmetine sunulmuştur. Şunu bilesiniz, kilise ve havrada ibadet olmaz. Çünkü orada Cenab-ı Hakk'a şirk koşulur. Bozcaada'da 4 katlı bir çan kulesi var. Bu 4 katlı çan kulesinin dip tarafında bir kitabe var. Onu size okumak istiyorum.
Bozcaada Rum Cemaati Başkanı Simeon Salto ve yönetiminin talepleriyle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yaptırılmıştır Çan Kulesi. 08 Haziran 2007 tarihli inşa edilmiş. Ve o günkü gazeteler şu manşeti atmıştı: Çanlar Başbakan için çalıyor. Molla Kokul'a sorabilirsiniz, size yardımcı olur. Aynı Bozcaada'da Alay Bey Camii var. Onun da kitabesini size gösteriyorum. Siz uzaktasınız. Kitabesinde ne yazdığını okuyamazsınız. Çünkü kitabesinde yazı yok. Merberden olan bu kitabeyi kazımışlar. Merak ederseniz, kitabede bir şey yok. Kazmışlar, silmişler Bozcaada'daki Alay Bey Camii'nin kitabesini. Ama dört katlı Çan Kulesi'ni besmele ile kilise açan, kiliselere trilyonlarca harcama yapan başbakanın özel talimatıyla kurulmuştur. Bunun gibi onlarca misal vardır. Ve bütün bunların temeli dinler arası diyalog denen, İslam'ın başına örülmüş olan en büyük musibet olan bu süreçte yapılmış şeylerdir. Bu noktada ayık olmak mecburiyetindesiniz. Bu noktada sizi ayıktıranlara kulak vermek zorundasınız. Allah'ın Kur'an'daki ifadesiyle, anneleriniz, babalarınız da olsa eğer küfrü imana tercih ederlerse onlara sakın itaat etmeyin ölçüsü emri Cenab-ı Hakk'a aittir. Bu tehlikeye karşı sizi ayıktırmak bizim boynumuzun borcudur. Çok teşekkür ediyorum.